Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, bu sabah Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı iş gücü ve istihdam rakamlarını açıkladı. Ağustos, Eylül, Ekim dönemini yani 3 aylık dönemi kapsayan Eylül ayı dediğimiz işsizlik rakamları Türkiye'nin gerçekten yapışkan, kalıcı ve giderek ürkütücü hale gelen bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Eylül ayında son bir ayda iş arayıp da bulamayanların sayısı geçen yılın aynı ayına göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye ulaşmış. Buna göre Eylül ayında resmi işsizlik oranı da %13,8 olmuş. Resmi işsizlerin sayısı son 16 aydır kesintisiz olarak artıyor. Son 10 aydır da işsizlerin sayısı 4 milyonun üstüne çıktı ve orada kaldı. Gerçek işsizlik ise yani son bir ayda iş arayanların dışındaki daha geniş tanımlı işsizlik rakamı ise bu resmi rakamı ikiye katlıyor. Kimler var bu rakamda? Son bir ayda iş arayanların dışında iş aramış ama ümidini yitirmiş, iş aramaktan vazgeçmiş ama kendisine sorulduğunda bir işte çalışır mısın dendiğinde çalışırım diyenler var. Mevsimlik çalışanlar var. Eksik ve yetersiz istihdam edilen yurttaşlarımız var. Tüm bunların hepsini topladığımızda gerçek işsiz sayısı son bir yılda Eylül ayı itibariyle 898 bin kişi artarak 7 milyon 983 bin kişiye ulaşmış. Gerçek işsiz sayımız böyle bakıldığında dünyadaki 95 ülkenin nüfusundan daha fazla. Son 14 aydır ülkemizde gerçek işsizlerin sayısı 8 milyon kişi etrafında dalgalanıp duruyor. Son 3 aydır da gerçek işsizlerin oranı, işsizlik oranı yani %20'nin üzerinde seyrediyor. Bunlar son derece ürkütücü, vahim rakamlar. Yine işsizlikte ilan edilen rakamlarla gerçek rakamlar arasındaki makasın da çok açık olduğuna dair ciddi emareler var. Fiyat toplama gününde fiyat toplanan müesseselere telefon edip etiketlere müdahale eden, enflasyon rakamlarını makyajlayan, büyüme rakamlarına taklalar attıran iktidarın işsizlik rakamlarının üzerinde de ciddi karartmalar uyguladığına dair müdahaleler olduğuna dair bir takım emareler var. Şimdi nedir bu diye soracaksınız. Geçtiğimiz yılın aynı ayında yani Eylül ayında çalışma çağındaki nüfus 792 bin kişi artmış. Bu 792 bin kişinin de 592 bini iş aramaya başlamış. Yani iş gücü piyasasına katılmış. Bu Eylül ayında son bir yılda çalışma çağındaki nüfustaki artış geçtiğimiz yıl 792 bin olan 887 bin olmuş. Buna karşılık çalışma çağına gelen bu insanların sadece 193 bini iş aramaya başlamış. Yani geçen yıl 592 bin kişi iş aramaya başlamışken bu yıl sadece 193 bin kişi iş aramaya başlamış. Herhalde iş arayanların sayısındaki bu düşüş saraya ayıp olmasın, sarayın damadına ayıp olmasın, sarayın damadının kayınpederi canı sıkılmasın diye insanlar iş aramaktan, iş gücü piyasasına katılmaktan vazgeçmişler. Şimdi geçen seneki iş gücüne katılım rakamlarına bakıyoruz. Eğer bu rakamları esas alsaydık, yani sarayın gönlü olsun diye insanlar evde oturmayı tercih etmemiş, geçen seneki gibi iş aramaya başlamış olsalardı, işsiz sayımız 286 bin kişi daha yüksek olacaktı. Bu durumda işsizlik oranı da %13,8 değil, %14,6'ya çıkacaktı.
Daha bu yılın başında saray ve sarayın damadı, hatırlayın, yanlarında da iş aleminin, sivil toplum örgütlerinin ve resmi örgütlerinin başkanları çıktılar, dediler ki seçim zamanı da tam 2,5 milyon kişiye iş vereceğiz dediler. Vaat bu. Neydi sarayın vaadi? 2,5 milyon kişiye iş vermek. Ama geldik Eylül ayına. Eylül ayında bırakın 2,5 milyon kişiye yeni iş imkanı vermeyi, son bir yılda iş sahibi olan 623 bin yurttaşımız işini kaybetmiş. İşsizler ordusuna katılan her 100 vatandaşımızın 76'sı son bir yılda işini kaybedenlerden oluşuyor. Dünyanın hangi yerinde 2,5 milyon istihdam yaratacağım diye vaat edip 623 bin kişiyi işsiz bırakan bir iktidar o koltukta aslında oturamaz. Sorumluluk bunu gerektirir ama bu konuda kimsenin ağzını açtığı yok. Eylül döneminde son bir yılda tarımda 108 bin, sanayide 152 bin, inşaat sektöründe 432 bin kişi işinden olmuş. Eylül ayı itibariyle hizmetler sektöründe çalışan sayısında 68 bin kişilik oldukça sınırlı da bir artış var. Tarımda son 20 aydır, sanayide son 10 aydır, inşaat sektöründe ise son 18 aydır çalışanlar sürekli işini yitiriyor. Bu ülkenin umudu gençlerimize iş veremiyoruz. Genç işsizliği de Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre tam 4,5 puan artarak %26,1 olmuş. Gençlerin işsizlik oranı son 14 aydır hep %20'nin üzerinde. 20-29 yaş arasındaki gençlerimizden ne okulda ne de işte olanların, yani evde oturanların sayısı ise son bir yılda 388 bin kişi artarak Eylül'de 4 milyon 293 bin olmuş. Biz bu ülkenin umudu, bu ülkenin en değerli varlığı gençlerimiz diyoruz. Ama onlara iş veremiyoruz, eğitemiyoruz, evlerinde oturtturuyoruz. Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyon 250 bin olarak gerçekleşmiş. Her 100 işsiz yurttaşımızdan 27'si üniversite mezunu. Son derece derin ve yapışkan bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Daha önce hiçbir krizde böyle bir manzarayla karşı karşıya kalmamıştık. Nitekim bir yıl ve daha uzun süredir işsiz olan yurttaşlarımızın sayısı da 1 milyon 156 bin kişi. Toplam işsiz sayısı içinde bir yıldan uzun işsiz kalanların sayısı 1/4'inden fazla. İş gücü piyasasından bu kadar uzun süre ayrı kalmak sadece ekonomik değil, sosyal sorunları da ağırlaştırılıyor. İnsanlarımızın aileleriyle beraber yaşamlarına kıymasının ardında da bu gerçekler var. Değerli basın mensupları, ekonomik kriz artık büyük şirketlerimizi de sallamaya başladı. Yörsan, TEMSA gibi Türkiye'nin önemli firmaları iflas ve üretimlerini durdurma noktalarına geldiğine dair basında bilgiler yer alıyor. Çiftçimiz, esnafımız, iş adamımız, işçimiz hepsi perişan. Çiftçiye 10 bin liralık kredi açmak için bir ev, iki memur kefili teminat olarak isteyen Ziraat Bankası şimdi kalkmış simitçiliğe soyunuyor. Hükümete yakın olduğu söylenen ve sektörün en büyük simitçisi olan bir firma için milyonlarca dolarlık kurtarma operasyonu yapılıyor. Şimdi merak ediyoruz, bu operasyonu yapabilmek için çiftçiden bir ev, gariban çiftçiden bir ev, iki de memurdan kefalet isteyen Ziraat Bankası ne istedi, ne aldı, ne kadar kefalet aldı? Hükümetin gündeminde aslında işçi yok, çiftçi yok, sanayici yok, esnaf yok.
varsa yoksa yandaş, varsa yoksa rant, varsa yoksa hafriyat. 2011'den bu yana Kanal İstanbul deyip duruyorlardı. Bir de baktık, Kanal İstanbul aslında Kanal İstanbul değil, Katar İstanbul'muş. Katar emirinin ailesinin buralarda ciddi arsalar kapattığına dair iddiaları basında gördük. Yani Katar'ın taşını toprağını korumak için Mehmetçiklerimizi Katar'a taşıdınız. Bu ülkenin savunma sanayinin göz bebeği tank balet fabrikasını Katar'a peşkeş çektiniz. Savunma sanayini, taşı, toprağı Katar'a verdiniz ama ne aldınız? Bu ülkenin taşıyla, bu ülkenin daha ne kadar kuşunu Katar'a vurduracaksınız? Bir uçan saraya ödenen bu bedel, eğer karşılığı bunun uçan saraysa, bir uçan saraya ödenen bu bedel çok fazla. Bu ülkenin gerçek gündemi işsizliktir. Hayat pahalılığıdır. Acilen bu ülkenin gerçek gündemine dönmek zorundayız. Bu sorunları görmezden gelerek, pansuman ve aspirin tedavileriyle, emir komuta zincirleri oluşturarak piyasalara ve piyasa oyuncularına müdahalelerle, yapısal ve yapışkan hale gelen bu işsizlik sorununu çözemezsiniz. Saray belki rakamlarla oynayarak, piyasayı tehdit ederek ülkemizin gerçeklerinden bir müddet daha kaçabilir. Ama şunu görmemiz lazım. Bu ülkenin gündemi olan işsizlik, bu ülkemin onun da arkasında mevcut olan yatırımsızlık ve güven erozyonu bu şekilde aşılamaz. Gerçeklerden kaçmak, gerçeklerin sonuçlarından kaçmaya yetmez. Saray artık ülkenin gerçek gündemine odaklanmalı, gerçek gündemin üstüne şal örtmeyi bırakmalıdır. Daha fazla vakit yitirmeden gerçekçi, piyasalara güven verecek tedbirlere ihtiyaç vardır. Artık ekonominin yatırımların gecikmesine tahammülü yoktur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. İsim ve kurumlarınızla lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Amerika'nın yaptırımlarına karşı söyledi bu sözü. Kürecik ve İncirli'yi gerekirse kapatırız dedi. Birinci sorun bu olacak. İkincisi de şu saatlerde de Meclis'te Dışişleri Komisyonu'nda görüşülüyor. Libya'ya asker gönderme kararı. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Önce ikincisinden başlayayım. Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasına, o toprakları korumaya görevlendirilmesine karşıyız. Mehmetçiğimizin görevi sınırlarımızı korumaktır. Sınırlarımızdan gelecek olan terör dahil her türlü tehdide karşı ülkemizi savunmaktır. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız. İkinci olarak söyleyeceğim konu, tabii Türkiye'nin üsleridir bu üsler ve bu üsler Türkiye'nin kararıyla kapatılabilir. Ama bunların hepsi bir hesap kitap işidir. Dış politikayı uzunca bir süredir iç politikanın malzemesi haline getirdik. Dış politikayı iç politikanın malzemesi haline getirip bunun üzerinden oy toplamaya, oy devşirmeye başladığınız andan itibaren ciddi sıkıntılarla karşı karşıya oluyorsunuz. Bunlar öyle söylenerek, bağırarak, çağırarak, eğit diyerek yapılacak işler değildir. Yapılacaksa karar verilir, yapılır. Ama başı, sonu, neticesi, bunların hepsi bir devlet adamı ciddiyetiyle değerlendirilip, ülkenin yetkili kurullarında değerlendirilip bu kararlar öyle alınır. Şahsım
şöyle düşünüyor, şahsım böyle düşünüyor diyerek alınacak kararlar değildir bunlar. Evet. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.